Engelli hastalara tanınan haklardan akrabaları faydalanabilir mi? Günümüzde gerek devlet olsun, gerek devlet dışında belediyeler veya özel sektörde bazı firmalar belli bir kriterde veya belli bir durumda olan engelli hastalar için bir takım haklar tanımaktadır alınacak ücretin düşürülmesi veya bazen vergi muafiyeti veya elektrik, suda veya telekomünikasyon firmalarında olduğu gibi onlara özel indirim. Bu şekildeki haklar tanınmaktadır. Gerek devletin gerek de özel firmaların engellilere bu hakkı tanımasının bir sebebi vardır. Onların bu mağduriyetini nispeten giderebilmek, onların hayattaki yaşantılarını veya sıkıntılarını Biraz daha en azından minimuma indirmektir. Söz gelimi belli bir e, rapor düzeyinde %80'lerden %90'lardan sonrasında e, özürlü olan bir vatandaşın kendi ihtiyacını görmesi zor olduğundan dolayı devlet ona destek olabilmek için ÖTV muafiyeti tanıyordur. Tabi belli kriterlerle e, olmakla beraber. İşte devletin bunu yapmasının bir maslahatı, bir gerekçesi vardır. Nedir? Ya vatandaş en azından bu yönüyle kendi ihtiyacını gidersin. Kendi bineği olsun, gideceği, geleceği yerler varsa ee, rahat gitsin gelsin. Kendi alamıyorsa yakın akrabalarına bu hak tanılsın. Yine vatandaş mağdur olmasın. İşte bu şekilde hem devletin hem özel sektörün. Bu hastalara bu hakları tanımasının böyle bir gerekçesi, böyle bir sebebi varken tutup ben ifadelerde, evrakta veya beyanda farklı beyanda bulunup da onun yerine onun hak ona tanınan haklardan faydalanmam kul hakkı olacaktır. Böyle bir böyle bir şeyin Müslümanın yalan beyannameyle veya evrakta değişiklikle kullanması da dinen caiz değildir. Çünkü bu hak hem devlet olsun hem özel sektör olsun. Şahsa tahallük etmiştir. Bu hak Ahmet'e verilmiştir. Ahmet'in sıkıntısından, Ahmet'in hastalığının hastalığından dolayı verilmiştir. Onun mağduriyetinden dolayı verilmiştir. O hak bana verilmemiştir. Ben e, evrakta bir takım değişiklikle veya yalan beyannameli Allah göstermesin böyle bir şey yapacak olursam ne olursa olsun mutlaka bir kul hakkı söz konusu olacaktır. Böyle bir şey Müslümana yakışmaz ve Müslüman açısından da böyle bir iş için yalan beyanda bulunması da doğru olmayacaktır. Dediğimiz gibi bu hakların veya bu bir takım indirimlerin, muafiyetlerin, bunların tanınmasının, tanınmasının hepsinin altında bir maslahat, bir gerekçe yatmaktadır. Efendim bu benim aileme tanındıysa ben bundan faydalanırım diyemem. Ya bu benim babama tanınmış, bana tanınmamış Fark etmez. O babaya tanındıysa baba için geçerlidir. Evlat bunu kullanamayacaktır. Çocuğu hastaysa çocuğuna tanınmış olan şeyi kardeşi kullanamayacaktır veya annesi babası kullanamayacaktır. Tutup hastalar için verilen ücretsiz kartları ulaşımda kardeşi akrabası kullanamayacaktır. Bunun maslahatı vardır. Bundan dolayı. Bu şekilde şahsa taallük eden hakları ve şahsa tanınmış olan bu tür bir takım e, hususiyetleri, muafiyetleri başkalarının kullanması dinen doğru değildir. Bir Müslümanın da buna girmemesi gerekir.